Ukrayna polisi haftalardır protestoların merkezi haline gelen bağımsızlık meydanından çekildi. Başbakan Mykola Azarovsa Avrupa Birliği ile anlaşmak için 20 milyon euro yardım istedi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasını askıya almasının ardından başlayan protestolar başkent Kiev'de devam ediyor. Polis gece boyu protestocuları dağıtmak için büyük bir müdahalede bulundu. Ancak yaklaşık 2 haftadır belediye binasını işgal eden protestocular ne meydanı ne de binayı terk etti. Protestocular sorunun diyalogla çözülebileceği görüşünde. Bunu çözmesi gereken politikacılar. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz fakat siyasiler tam tersini yapıyor. Basitçe iki komşu gibi konuşabilmeliyiz. İki komşunun sorunu olduğunda ya polisi arar ya da ortak bir dil bulur. Çünkü beraber yaşamak zorundalar. Aynı durum ülkemiz için de geçerli. Kendi sorunumuzu çözemezsek birilerinden yardım almak durumundayız. Barikatların kaldırılmasının ardından kent merkezindeki protestocu sayısı yaklaşık 30 bini buldu. Belediye binası etrafındaki polis barikatı da tamamen kaldırıldı. Başbakan Azarovsa anlaşmanın imzalanması karşılığında Avrupa Birliği'nden 20 milyon euro talep etti. Euronews olaylı gecenin ardından yaşananları yakından takip ediyor. Ukraynalı yetkililer sorunu barışçıl şekilde çözmek istediklerini açıkladı. Fakat geçtiğimiz günlerde yaşananlar tam tersini gösterdi. Polis kent merkezindeki bütün barikatları kaldırdı. Ancak protestoculara karşı yine güç kullandı.